Merhaba, yeni bir Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Abdi Güzer demek isterdim ama ben Cüneyt Özdemir. Abdi'den rol çaldım. Tam 75 program boyunca Türkiye'nin bir anlamda mimarlık belleğini oluşturan bir programı sevgili arkadaşımız, hocamız Abdi Güzer yürütüyor, sunuyor, anlatıyor. Bu sefer 75. programda Abdi Güzer'i biz konuk ediyoruz sevgili Pelin Özgen'le beraber ve sizlere ben biraz soruları sorayım istiyorum. 75 program boyunca neler yaşandı, Türkiye'nin mimarlık belleğinde neler var, neler oldu, bundan sonra nereye gider biraz mimarlık konuşalım istiyorum. Ama ilk olarak Abdi izninle Pelin'e bir soru sorarak başlamak istiyorum. Pelin, şimdi bir yandan Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor projesi devam ediyor, bir yandan da biz 100. programı yaptık Kalebodur'la Mimarlık'ta. Sen ilk günden bu yana mimarlığı hem kişisel olarak hem eş durumundan, eşi de mimar Peri'nin, hem de kurum olarak da destekliyorsunuz. Bu projeyi desteklerken nasıl yola çıktınız, neyi hedeflemiştiniz, 75 programda ulaştınız mı hedeflere? Ya aslında bizim sahiplendiğimiz, markamızın sahiplendiği konu arşiv ve mimarlık kültürünü arşivlemekti. Bu sebepten dolayı Arkitera'nın arkiv projesinin 17 yıldır sponsoruyuz. Abdi Bey'le uzun zamandır tanışıyoruz ve çok da güzel bir diyalogumuz var. Bir projem var. Bu projeye arşivciliği sahiplendiğiniz için destek olur musunuz dediğinde çok heyecanlandık. Ve Abdi Bey'le bir araya gelip projeyi konuştuğumuzda tam da Kalebodur'un marka DNA'sına uygun bir proje olduğu için de hadi hocam beraber bu projenin içine girelim dedik bundan 6-7 yıl evvel. Sonra yolumuz seninle kesişti, evet. Ve projeyi üçlü bir saç ayağı olarak başlattık. Bizim buradaki amacımız mimarlık gündemini, mimarlıkta konuşulanları, mimarlığın aktörlerini gelecek nesillere aktarmak aslında. Bugün mimarlar ne konuşuyorlar? Bugün mimarlık kültüründe konuşulan şeyler nelerdir? Öğrenciler bu konulardan kendilerine neleri feyz alabilirler? Nelerden ilham alabilirler? Geçmişten günümüze duayenlerden başlayarak, işte şu anda gençler, mimarlık ortamında var olan, aktif mimarlık yapan mimarları beraber bu programda konuk ediyoruz. Hocama da teşekkür ediyorum çünkü tam 75 bölümdür. Farklı paneller, konferanslar, farklı işte yurt içinden, yurt dışından, uluslararası anlamda çok önemli isimleri hiç her ay düzenli olarak bu koltuğa oturtmayı başardık. Sana da teşekkür ediyorum. Çünkü sizin ekibinizin bu projeye inancı olmasaydı, evet, ve bu işbirliğini iyi götürmeseydik herhalde Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor bir marka olmazdı. Çünkü biliyorsunuz Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor MİPİM'den tutun da Türkiye'deki farklı marka konferanslarında, işte mimarlık ortamında bir marka haline dönüştü. MİPİM'den davet aldık. Bu bir sponsorluk değildi. Gelin buyurun Türkiye'deki mimarlık nedir bize anlatın dediler. Senin de moderatörlüğünde, hocamızın da moderatörlüğünde konuşmacı olduğu roller de oldu. Türkiye'deki mimarlığı anlatmaya çalıştık. Bizim derdimiz biraz Türkiye'deki mimarlık ortamında neler konuşulduğunu, bu kültürün gelecek nesillere nasıl aktarıldığını uluslararası anlamda da göstermek. Evet. Vallahi ben hem bir gazeteci olarak hem de mimarlığa aşık bir gazeteci olarak çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir işe imza atıyorsunuz. Zaten sen aşık olmasaydın, Abdi Bey bu kadar inanmasaydı, evet, bu proje herhalde hayata geçmezdi ve bu kadar uzun zamandır devam, evet, etmezdi. Şimdi Abdi Güzel'i siz daha çok soru soran bir isim olarak tanıyorsunuz. Abdi Bey profesör, ODTÜ'de bir yandan dersler veriyor. Ama bir yandan da faal olarak günümüzde mimarlığa devam ediyor. Şimdi akademinin bu hani ulaşılmayan kulelerinde değil, yani hem orada hem de sahada da çalıştığı için bence biraz gerçeklerle, ya hayatın gerçekleriyle, teoriyle pratiği birleştiren sayılı birkaç isimden bir tanesi. O yüzden de belki de bu 75 bölüm çok daha farklı ve çok daha ilginç olabildi. Çünkü mimarlar, bazı mimarlar, bazı akademisyenler hani mimarlıktan biraz kopmuş durumdalar, teorisini götürüyorlar. Bazı mimarlarsa akademiden tamamen kopmuş durumdalar. Ama bu seride bence en değerli olan şey Abdi Bey'in background'uyla, yani kendi birikimiyle belki de mimarları didiklemesi, onların vizyonunu açması. Şimdi bu programı çok sıcak bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Kanter içindeyiz. Sıcak bir öğleden sonrasında
Bodrum'dayız. Kalebodur'la mimarlar konuşuyor yazlık. Yazlık. Açık hava, açık kafa diyelim. Belki de bunu da şey yapabiliriz. Şimdi Abdi, ilk olarak şuradan başlamak istiyorum. Aslında şimdi biz Türkiye ekonomisinde ilginç bir tartışma var. Son 10 yılda Türkiye'nin büyük bir servetini, parasını betona yatırdığı konuşuluyor. İşte inşaatlar konuşuluyor, onlar konuşuluyor, bunlar konuşuluyor. Ve ilerleyen dakikalarda biraz bunu konuşalım istiyorum. Yani burada mimarlar neden bu kadar geride kaldılar? Biz müteahhitleri tanıyoruz, ünlü iş dünyasının işte yapılan projeleri biliyoruz ama mimarlar yavaş yavaş bu işe girmeye başladılar. Ama ilk olarak şuradan başlayalım. Bu projede sen ne gördün? 75. bölüme geldin. Bir mimarlık programında 75 az değil. Türk ve yabancı mimarlarla konuşuyorsun. İnsanlar neyi merak ediyor? Sen neyin peşindesin bu programda? Neyi anlatmaya çalışıyorsun acaba? Bir kere ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten beni ağırladığınız için bu değişik bir durum. Alışkın olmadığım bir durum. Ama yani bir kere Pelin'in mimarlık ortamına hem kişisel hem kurumsal katkısı çok bilinen bir şey. Ama burada da şunun altını çizmek lazım. Cüneyt Özdemir de mimarlığa katkı dalında ödül almış. Evet. Mimarlar tarafından evet. Birisi. Hakikaten, Ankara. Hakikaten çok da medyada böyle tali olarak yer alan bir şeyi zaman zaman biraz kişisel ilgisi nedeniyle de merkeze taşıyor. Bu çok çok önemli. Çünkü senin de demin altını çizdiğin gibi müthiş bir inşaat faaliyetinin, kentleşmenin olduğu bir ortamda, bunların sorunlarının üzerimize döndüğü, yansıdığı bir ortamda bu konunun konuşulması lazım. Bu konunun masaya yatırılması lazım. Bu kaçamayacağımız bir konu. Çünkü işte ekonomimiz büyük ölçüde inşaata dayanıyor. Her gün kentlerde yaşıyoruz. Yapılar ve kent yüzleşmekten kaçamayacağımız bir yer. Bunun coşkuları da, mutlulukları da, sorunları da dönüp sonuçta insanlara yansıyor. Herkesin de bir şekilde az ya da çok mimarlıkla bir ilişkisi var. Bu nedenle bu seri aslında bir böyle arada kalmış bir durumu temsil ediyor. Hem işte gündelik yaşamdaki bazı kişilere mimarlığa ilgisi olan hitap ediyor. Bir yandan da hakikaten mimarlara, mimarlık öğrencilerine hitap ediyor. Geçen işte hayretler içinde kaldık. Hakikaten işte bizim bir hocamızın şeyi böyle Jale Erzen'in söyleşisi 100 binlere yakın. Yani 40 küsür bin mimarın olduğu bir ortamda izlendi. Bu tabii çok önemli bir katkı. Yani bir mimarın anlattığı videonun 100 bin kişi tarafından izlenmesi inanılmaz bir şey. Büyük yani, bir rakam yani. Çok çok büyük bir rakam. Ve yani bu mimarlarda doğrudan 150 bine kadar çıktı. 15-20 binler falan var. Bu çok heyecan verici bir şey. Bazı zorluklar da getiriyor. Yani çok böyle detaylı, akademik, incelmiş konulara girmiyorsunuz. Bazen yüzeysel kalıyorsunuz. Bazen derinlemesine konuşuyorsunuz falan ama sonuçta birçok alanı birlikte şey yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'de sorun çok çok önemli. Aslında inşaat sektörünün ve inşaat faaliyetinin öne çıktığı ölçüde mimarlık ne değer kazanıyor ne de aslına bakarsan biraz da itiraf etmek gerekirse bununla doğru orantılı bir ürün ortaya koyamıyor. Yani baktığımız zaman dünya mimarlık literatüründe ve tartışmasında böyle açık ara öne çıkan Türk mimarlar, Türk yapılar tarafından yapılmış yapılar yok. Bu sadece mimarlarla ilgili bir sorun değil. Bu biraz kültürel bir sorun. Ben çoğu zaman bunu konuştuğum zaman işte birçok arkadaşım şunu söylüyor ki haklılar işte. Ya sineman neyse, televizyonun neyse, gazeten neyse, işte edebiyatın neyse mimarlığın da o. Yani bir şey gelişmekte olan diyeyim iyimser açıdan baktığımız zaman. Gelişmekte olan bir toplumun bütün dinamikleri her alana olduğu gibi mimarlığa da yansıyor. Ama Türkiye'de tabii bir vasatlaşma kültürü var. Eleştirel kültüre çok geçirgen değiliz. Bu çok önemli bir şey. Bu tür yaratıcılıkla ilgili dallar, sanat olsun, mimarlık olsun, eleştirel kültürün yerleşik olduğu ortamlarda çok daha hızlı ve radikal bir şekilde gelişiyor. Öbür türlü böyle herkes kendisini biraz törpüleyerek bir böyle ortalama düzeyde var. Türkiye'de iyi yapılar yapılıyor. İyi örnekler var ondan sonra ama böyle çok marjinal
örnekler yok. Türkiye'de işte ne bileyim iyi mimarlar var. Ondan sonra iyi mimarlıklar var ama çok hani böyle marjinal şeyler. Bunlara belki yer açacak bir kültürel ortam yok. Zaman içinde gelişeceğini ümit etmek istiyoruz. Ama tabii bu sadece Türkiye'ye özgü bir sorun değil. Yani son yıllarda baktığımız zaman bir özgürleşme kılıfı altında tipleşen bir yapılaşma praktisinden, uygulamasından da bahsediyoruz. İşte çok fazla böyle bir takım biçimsel olarak cepheye dair denemelerle çeşitlenmiş bir mimarlık var. Baktığınız zaman ilginizi çekiyor ama arka planınıza gittiğiniz zaman ideolojik, sosyal, kültürel çok da fazla mesajı olmayan. Abdi, mimarların derdi ne? Konuştun sen şimdi bir sürü mimarla konuşuyorsun. Evet. En büyük problem ne görüyorsun şey olarak baktığınızda? Neden bahsediyorlar? Ya aslında yani yaşamla yaşamı barındıran, onun sonucu olan, onu şekillendiren çevre arasındaki bir düzenin düzeni anlamaya çalışıyorlar ve onu anlatmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Bu böyle o kadar geniş bir çerçeve ki herkese farklı var olma alanları tanımlıyor ve çok da keyifli bir yanı bir yandan, öte yandan da çok zor bir yanı. Yani tarih içinde baktığınız zaman mimarlık böyle bir dönem kendini işte bir kurtarıcı, bir süper kahraman gibi görmüş. Yani ben fiziksel çevreyi öyle bir düzenlerim ki bütün insanların yaşamını organize edebilirim, kontrol edebilirim, işte iyi bir toplum yaratabilirim veya işte ne bileyim çok idealist bazı şeyler. Bir yandan da baktığımız zaman aynanın öbür yanına ondan sonra ya aslında siz bir tüketim toplumu kuralları çerçevesinde size ne izin verilirse onu yapıyorsunuz. Onun dışında bir şey yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız iş meşrulaştırma süreçlerinden başka bir şey değil. Fazla da böyle hani kendinizi abartmayın gibi. Böyle iki uçta gidip gelen mimar karakterleri var. Ben biraz Türk mimarları için sormuştum bu soruyu aslında. Yani Türkiye'deki mimarların derdi ne? Çünkü sen birçoğuyla birebir söyleşiler yaptın ve yabancı mimarlarla da konuşuyorsun. Yani Türkiye'deki mimarlarla konuştuğun konularla mesela yabancı bir mimarla konuştuğun konu değişiyor mu? Farklılık var mı? Bir sıkıntı var mı? Ben şimdi haberci gözüyle soruyorum şimdi. Doğru. Aslında şöyle yani bana sorarsan büyük bir farklılık yok. Yok. Çünkü yani yurt dışında Türkiye'de mimarlık yapma biçimleri arasında büyük bir benzerlik var. Konuşulan, öne alınan önceliklerle ilgili müthiş bir benzerlik var. Ama bunun dönüp de ürüne yansıması aşamasında, yapıya dönmesi aşamasında Türkiye ile uluslararası ortam arasında büyük bir farklılık var. Bir, yapıya yatırılan para, birim metrekare maliyetleri, bunun arka planında duran inovasyon ve teknoloji. Üçüncüsü de burada aslında belirleyici aktör olan devletin öncelikleri ve rolleriyle ilgili çok farklı yaklaşımlar var. İşte bakıyorsunuz yani bazı ülkeler çok özel, para getirmeyecek projelere milyonlarca dolar yatırabiliyorlar. Bunlar müzeler olsun, işte ne bileyim sosyal öncelikli projeler olsun vesaire olsun. Türkiye'de biraz eleştirel kültürün yerleşik olmadığı bir coğrafyada olmaktan ötürü bir kere projeleri çok fazla numerik bazlı değerlerle ölçme alışkanlığı var ki dün bu şeyin de aslında dünkü söyleşide aynın da altını çizdiği bir konuydu. Yani işte çok hızlı yapıyoruz, çok ucuza yapıyoruz, çok sayıda yapıyoruz. Mesela bunlar Türkiye'de övünecek şeyler gibi görülüyor ama arka planında nasıl yapıyoruz ve ne yapıyoruz meselesi çok da konuşulan ve tartışılan bir şey değil. Baktığınız zaman işte Orta Doğu ve Balkanların en büyük adliye sarayını yaptık. Mesela Türkiye'de bir böyle başarı öyküsü gibi sunulabilen bir şey. Veyahut işte çok ucuza yaptık, çok sayıda yaptık, çok hızlı yaptık falan. Peki bunun yani fiziksel çevredeki sunduğu kalite, insanlara sunduğu şey ne dediğiniz zaman çok da fazla bunu konuşmuyoruz ve tartışmıyoruz. Onun için çok önemli bir ayrım var. Mimarlıkla kentleşme arasındaki organik bağ göz ardı ediliyor. Evet. Sonuçta biz yapıları seviyoruz ama kentlerde yaşıyoruz.
Ve ben hep şunu söylüyorum, program boyunca da defalarca söyledim. İki güzel yapı bir araya geldiğinde güzel bir kent kendiliğinden yapmıyor. Onun için böyle köşelerde kalmış, çok da iyi mimarların yaptığı iyi eserler hayatımıza ancak bunların sayısının çoğalmasıyla ve bir kentsel uzantılarının, mekansal uzantılarının olmasıyla sirayet evet. ediyor. 15 tane shopping mall yapıyorsunuz, her birine girip çıkıyorsunuz ve bir kentsellik değeri yok. Her biri kenti içinde kapalı yaşamaya başlıyor. Ya o bina işte ne bileyim Allame-i Cihan olsa mı derler, ne derler böyle yani her şeyini altından, atlastan, şundan bundan evet. yapsanız ne yazar? Kente dokunmuyorsa şey yaptığınız zaman. Şimdi tabii Karabodur'la mimarlar konuşuyorum, bir arşiv özelliği var ama bir yandan da yaşayan bir program. Yani bugünün mimarlığını da evet. Mimar yani bir mimarlıkla ilgilenen insanları anlatıyor ve öğrencileri anlatıyor. Evet. Sanırım bu program yani Anadolu'da bazı üniversitelerde ders programlarına evet, girmiş durumda. Evet, bazı üniversitelerde kantinlerde gösteriliyor. Evet, genç mimarlar çünkü normal şartlarda rast gelemeyecekleri, bulamayacakları, soru soramayacakları, davet etseler de belki o mimarları getiremeyecekleri bir önemli bir referansa kavuşuyorlar değil mi? Ya bu bizi çok heyecanlandıran bir konu aslında. Bizim beklediğimiz de bir şey değildi. Tabii Türkiye'de çok sayıda üniversite açıldı. Bunların çoğu henüz yerleşik, kurumsallaşmış üniversiteler değil. Öğretim üyesi sayıları az, merkezle iletişimleri az, birbirleriyle iletişimleri az. Böyle bir ortamda bu tür programlar çok böyle eğitime destek olabilecek yan ürünler olarak algılanabiliyor. Ve hocalar da bunu iyi değerlendiriyorlar. Biz de şimdi işte böyle mümkün olduğu kadar farklı yerlerde çekimler yaparak insanları işin içine katmaya çalışıyoruz ama... Söylediğin çok önemli. Bu aslında bir yandan da böyle bir Türkiye'deki mimar profilini ortaya koymak, onları tanıtmak, ilham vermek, vesaire için eşsiz bir fırsat evet. ve birçok öğrenci de bunu çok yakinen izliyorlar. Geri dönüşlerden biliyorum. Bazen Pelin'le de paylaşıyorum. Evet. İnanılmaz sayıda mesaj geliyor, soru geliyor ondan sonra ve yorum geliyor bu programa. Büyük bir ilginin olduğunu evet. görüyorum. Kampüs şimdi, projesinden çok özür dilerim bahsetmek belki de burada. Evet. Şimdi bunun üzerine biz şeye karar verdik. Kalebodur'la mimarlar konuşuyor. Kampüs projesine gezelim. Başladık. Evet çok iyi fikir. Var öğrenciler bu tür konulardan çok beslendikleri için ekranda görmekten zaten keyif alıyorlar. Bir de canlı canlı 3-4 evet. tane mimarı Abdi Bey bir arada görüp o panellere katıldıklarında çok daha bir karavan mı tutsak acaba karavan şu? Dizayn bir karavan. Wow. Böyle evet. şey olmayayım mı şimdi? Normal karavan adı bilir miyiz mimarlar olarak? Mimarlar konuşuyor yolda. Neden olmasın? Şimdi Abdi hep sen soru soruyorsun. Sanırım Pelin'in sana bir sürprizi var. Evet. Çünkü evet. farklı mimarlardan sorular gelmiş. Ya, evet, bu sefer de mimarlar sana size soracak. Ben mesela Aydan Volkan'ın sorusuyla başlayayım. Aydan Volkan size... Mimarlık ne değildir diye soruyor. Evet. Bu Aydan hep böyle ama hep ters köşe evet, farkındaysanız yani. Valla aslında ben hep şunu söylüyorum. Belki biraz ona da referans veriyor. Kitabımda da var bu. Tasarım süreci ne yapacağına değil ne yapmayacağına karar vermekle ilgili bir şeydir. Çünkü baktığınız zaman bir fiziksel ortamdan ve onun içinde yer alacak fiziksel bir yapıdan bahsediyorsak bunun için sonsuz sayıda alternatif var. Yani demin işte hani şurada bir şey düzenleyelim falan diye konuşurken orada da olabilir, burada da olabilir, şu yükseklikte de olabilir, bu yükseklikte falan bir sürü şey. Bu ama şey demek değil. Yani bu alternatiflerin sayısal çokluğu anlamsal çokluğa karşılık gelmiyor. Çünkü birçoğu aslında birbirinin türevi olan şeyler. Şimdi biz tasarım yaparken aslında bu sonsuz sayıda alternatif arasından nelerin olmayacağına karar veriyoruz. Onun için de şunu söylüyorum. Tasarım süreci eleştirel bir süreçtir. Ne kadar çok düşünceden, fikirden, tartışmadan ve mimarlıkla ilişkili olsun olmasın başka şeyden desteklenirse sonuçta o kadar da o indirgeme sürecini bilinçli ve şey yapmak mümkün. Şimdi böyle baktığın zaman tasarımın tabii büyük bir kapsama alanı var ve mimarlık aslında kendisi ne olduğunu bulmama süreciyle ilgili bir şey. Maalesef de bunda her zaman çok başarılı olamıyoruz. Çünkü bizim önümüze konan
o düşünce sürecinden bağımsız o süreci etkileyen çok sayıda faktör var. İşte yönetmelik var, bütçe var, başkalarının tepeden inmeleri var vesaire var falan filan. Sonuçta mimarlık bunlara karşı bir direnme süreci de olmaya başlıyor. Zaman zaman, zaman zaman da böyle bir barışçıl süreklilik süreci oluyor. Belki hani böyle nedir dire tam doğrudan bir cevap değil ama hani onu evet, böyle bir tartışan bir şey oldu. Evet Ferin, istersen bir de şimdi mimarlardan sadece soru istedik. Bir kısmı yazılı gönderdi, bir kısmı da görüntülü, yaptı. Hatta yolda görüntüyü çeken de var, ofiste çeken de var. Hangisiyle başlayalım? Hasan'la başlayalım. Hasan Çalışlar. Hasan Çalışlar. Erginoğlu Çalışlar Mimarlık, evet. Türkiye'de. Galiba Bakü'de özellikle. Kerem de ayrıca sor. Kerem göndermiş ama Kerem yazılı yollamış. Evet. Hasan'dan. Önce Hasan'la başlayalım. Tamam. Onu izleyelim isterseniz. Ne diyor bakalım? 75 röportajlık uzun bir maraton tamamlamışsın. Tebrik ederim. Bu bana şu soruyu aklıma getirdi. Sana onu sormak istiyorum. 75 röportaj öncesinde Türkiye'deki mimarlık ortamı, mimarlığın nasıl yapıldığı ve mimarlar hakkında eminim kafanda bir fikir vardı. Ve 75 ayrı figürle bu konuyu derinlemesine tartıştıktan sonra acaba bu konudaki değerlendirmelerinde neler değişti? Hem yaptığın insanlar, belki bazılarını yakın tanıyordun, bazılarını tanımıyordun. Onlar hakkında bir takım yargıların kırılmış olabilir. Genel mimarlık yapma biçimi, ülkedeki mimarlığın nereye gidiyor, iyiye mi kötüye mi, bazı şeyler değişebilir mi, değişemez mi? Pek çok konuda eminim ki bu 75'lik maraton öncesinden farklı düşünüyor olabilirsin. Bu konuda bana sana ne katkısı sağladığını anlatmanı rica edeceğim. Teşekkür ederim. Ya Hasan diyor ki 75 program sonrasında sen değiştin mi? Yani mimarlık değişmese de senin mimarlığa bakışın değişti mi Abdi? Ya şimdi tabii bu röportajlar, sohbetler, çünkü zaman zaman ben sadece soru soran olmuyorum, yorum da yapıyorum. Bir arka plan çalışması gerektiriyor. Bir kere hakikaten bu insanları bir tanımaya çalışıyorum. Ve şunu görüyorum, yüzeysel olarak tanıdığımdan çok farklı yanlarını görüyorum. Bu çok önemli bir katkı. Ama şunu unutmamak lazım, bu program aslında tek başına duran bir şey değil. Benim işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir dersim var, mimarlık eleştirisi dersi. Aslında iki ders, bir tanesi teorik, ikinci sömestr de özellikle Türkiye'deki mimarları tartışan ve anlamaya çalışan bir ders. Bu arada yayına bazen tavuklar, horozlar gidiyor. Şaşırmıyor. Onlar bizim arkadaşlar. Beraber yapıyoruz programı. Şimdi bu böyle baktığın zaman aslında bir mimarlıkla ilgili tartışma ortamının bütünlüğü içinde bir anlam kazanıyor. Tersten gittiğimizde de burada konuştuğumuz bazı mimarlar bu diğer süreçleri geri besliyorlar. Mesela şunu söyleyeyim. İşte şeyle Alişan Çırakoğlu'yla bir konuşma yapıyoruz. Öte yandan Alişan canlı olarak benim dersime bağlanıp çocuklarla da sohbet ediyor ve işte onlar da ona soru soruyorlar vesaire. Aslında bir bütünlük meselesi oluşmaya başlıyor. Elbette birçok şey değişiyor özel mimarlarla ilgili falan. Ama büyük resme baktığın zaman yani büyük resimde çok fazla bir şeyin değiştiğini ben o anlamda söyleyemeyeceğim. En azından kişisel şeyimle, çünkü zaten uzun süredir derslerle vesaireyle birlikte Türkiye, Çağdaş Türkiye mimarlığıyla çok ilgili bir kişiyim. Ama arka plan hikayelerini duymak ve bazı yapıların niye öyle olduğunu öğrenmek tabii çok heyecan verici diye evet, düşünüyorum. Ya aslında ben de Abdi burada bir şimdi dış iş, Türkiye şimdi bir yani özel şeyler var, yapılar var şeyler. Ama bir de kurumsal büyük işlere de imza atılıyor Türkiye'de. Yani büyük projeler yapılıyor işte. Atatürk Kültür Merkezi, külliye baktığın zaman yani bunlar gerçekten hani kendi içinde işte ya da büyük camiler yapılıyor farklı yerlerde. Şimdi mesela Türk Dışişleri Bakanlığı çok güzel bir proje başlattı ve Türk mimarlara çeşitli büyük elçilikler inşa etti. Evet, evet. Bu mesela bence çok önemli bir şeydi yani. Hani hepsi, çok çok önemli. Değil mi yani baktığın evet, zaman yani evet, şey. Ama bir yandan da çok büyük fırsatlar da kaçtı gibi geliyor. Çünkü mimarlık bir yere endekslenmiş durumda. İşte Selçuklu mimarisi ya da işte geçmişten bir şekilde şey olsun diye. O Selçuklu mimarisi de ne kadar Selçuklu mimarisi o da tartışılabilir. Evet. Ama yani
çok büyük de fırsatlar vardı aslında şu geçtiğimiz 10 yılda yani Türk mimarlarının kendisini uluslararası arenada göstereceği, dünya belki de mimarlığına katkıda bulunabilecekleri. Sadece Türk mimarlarının da değil, yabancı mimarların da Türkiye'de yapacağı çok işler vardı gibi geliyor. Bilmem yanılıyor muyum? Sen ne görüyorsun yani baktığın zaman? Çok önemli bu saptaman. Çok doğru. Ben de bunu zaman zaman altını çiziyorum. Biz iki tane veya üç tane önemli fırsat kaçırdık. Bir tanesi bütün bu büyük yapı yapma, yapılaşmaya önem verme, akselere olmuş inşaat etkinliği sürecinde aradan birkaç tane dünya literatürüne girecek iyi yapı çıkarabilirdik. Evet. Özellikle bu devlet eliyle yapılan, bütçesi rahat olan kurumsal yapılarda. Mesela ben sana söyleyeyim yani mesela Çamlıca Camii'nin yarışmasını bambaşka bu anlamda bir yani uluslararası literatüre girecek bir yani ve herkesin de böyle içine girmekten, ibadet etmekten, kullanmaktan kentsel katkı sağlayacak güzel bir yapı elde edebilecek. Yani yanlış anlaşılmasın. Şu andaki Çamlıca Camii kötü diye söylemiyoruz bunu. Değil mi? Orada şöyle ya bir orada risk var. Orada bambaşka bir şey olabilirdi yani. Bambaşka Sinan'ın ikinci elden taklitini yapmak, Sinan'ın değerini de düşüren bir şey. Evet. Ben zaman zaman şunu söylüyorum. Ya işte Eyfel Kulesi Paris'in simgesi. Yani Fransızlar akıl edemiyor mu 15 tane her köşeye bir tane Eyfel yapmayı? Yapmıyorlar çünkü bir tane olması onun bir değerini getiriyor. Ya işte biraz şu camiden, biraz bu camiden alayım bir taklit yapayım dediğiniz zaman orijinallerinin de değerini düşürüyorsunuz. Mesela, o anlamda söyledim. Evet, yoksa elbette şey içinde ibadetidir, büyüktür, şudur budur falan ama yani Sinan'ı biz çok kötü bir referans olarak, Ataşehir'de de öyle. Yani baktığınız zaman işte replikası ta Kocatepe'den başlayan bir hikaye bu. Bugünün hikayesi değil. Ve biz bir fırsat kaçırdık. Mesela çok önemli. Mesela 3. Havalimanı'nı konuşuyoruz. Biz neden 3. Havalimanı'nın mimarisini konuşmuyoruz mesela? Evet doğru. Çünkü bambaşka bir şey de olabilir inecek yani. İnecek uçak sayısı, yatırım maliyeti, Türkiye kazancı şusu busu onu konuşuyoruz. Şeyini konuşmuyoruz. Benzer şeyler var. Yani çok sayıda büyük ve önemli yapı yapılıyor ve buralarda fırsatlar kaçıyor. Hakikaten bunların çok iyileri, dünyaya örnek olabilecekleri bu bütçeler harcanmışken yapılabilir. Ama ikincisi ve bence daha önemli olan konu kentsel dönüşüm denen ve şu anda Türkiye'de çok etkili olan yüzlerce, binlerce binanın yeniden yapılması, sağlıklılaştırılması sürecinde bir kentsel iyileştirme ile birlikte ele alınmıyor olması. Evet. Yani bakıyorsunuz işte Bağdat Caddesi'nde, şeyde Kadıköy'de vesairede aynı bina yerinde yıkılıyor. Biraz daha şişmanlayıp uzayarak bir daha yapıyor. Aynen biraz obez çıkıyor yani. Halbuki ya böyle bir 20 binalık bir bölümü siz yeniden yapılaştırıyor olsanız orada belki olmayan ortak bir otoparkı, kent parkını vesaireyi çözeceksiniz. Altyapıyı halledeceksiniz. Mimari biraz daha özgürleşecek falan filan. Şimdi mesela bu Zaha kentsel dönüşümle ilgili Kartal şeyi vardı mesela. Evet. Olmadı. Rafa kalktı gitti. Zaha Hadid'in burada işte bir özel bir şey yapacaktı. O da olmadı. Yani Kartal ayrı bir konu. Kartal tabii yani bir tür böyle bir niyet göstergesiydi. Bir projeleşmiş bir şey değildi. Çünkü o kadar kısa bir sürede yani yarışmanın yapıldığı sürede bir ofisin gelip Kartal'ı tanıması bile mümkün değil. Ama yani sonuçta İşte iyi niyetle bir şey yapılmaya çalışılıyor. Onun sonuçlarına baktığınız zaman iş yapı ölçeğinde yık yapa dönüşmeye başlıyor. Bu da kaçılmış ikinci fırsat. Evet. Üçüncü fırsat da yabancı mimarlar söylediğin. Yani yabancı mimarları da biz böyle bir konsept proje alma ölçeğinde kullanabildik. Halbuki onların bazıları hakikaten Türkiye'de çok orijinal denemeler yapabilirlerdi. Sadece star mimarları söylemiyorum. Evet. Yani böyle bir Türkiye mimarlık ortamının uluslararası ortamla entegre olması anlamında söylüyorum. Ama olumlu yönlere bakalım. Yani bu AK Parti hükümetleri diyeyim, bir hükümet de değil. Sonuçta bu elçilikler projesi bence elçilikler projesi, bir projeydi. Türk mimarlarının dünyanın farklı yerlerde. Nitekim bazılarına da yer verdik. Mesela Han Tümertekin'in projesini detaylı konuştuk burada. Evet, geçen gün gördüm ama mesela keşke Almanya Büyükelçiliğini de bir Türk firma yapsaydı. Ya da şimdi New York'ta mesela Türk evi yeniden yapılıyor. Evet. O da bir Amerikalı firmaya verildi. Bunlar çok önemli fırsatlar. Düşünsenize New York'un ortasında bir Türk mimarın eseri çıkacaktı. Yani bu Türkiye mimarlığı için çok büyük bir katkı yani. Evet. Türkiye'ye katkı. Türkiye'nin çok imzası olan bir şey ama olmadı. Başka bir soruyla devam edelim Pelin. Şimdi size Nevzat Sayın'ın iki sorusunu yönelteceğim. Çünkü Nevzat Bey iki soru sormuş.
Türkiye'de mimar olmayı, gelişmiş bir mimar, bir ülkede mimar olmaktan ayıran temel özellik nedir diye soruyor birincisi. İsterseniz birincisinin... Ya aslında demin onu konuştuk. Evet. Yani bir eleştirel kültür ortamının olması, bu anlamda işte bir takım marjinal şeylere, fikirlere açık olma vesaire çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman mimarlık tarihi içinde işte bugün mesela İngiltere'de arkigramı konuşuyoruz hala. Geçen sene ben Peter Cook'la da bir konuşma yapma şansı buldum. Çok ilgilendiğim bir alan. Sonuçta böyle bir yapısı mapısı olmayan bir öğrenci grubu ortaya çıkıp böyle bütün mimarlık tarihini etkileyecek bir şey yapabiliyor. Onun arka planında bir kültürel Abdi, esneklik bilmeyenler ve özgürlük için nedir? Var. Biraz anlatır mısın birkaç şey? Arkigram aslında böyle bir futurist, geleceğe yönelik mimarlığı biraz da eleştirel bir vaziyette sorgulayan, buna yönelik olarak da bazı gerçekleşmemiş projeler öneren genç bir grubun adı. Architectural Telegraph diye ne çıkardıkları bir öğrenci gazetesinden yola çıkarak 60'ların sonunda 70'lerin başında işte 68 şeyle kuşağıyla çok ilişkili bir şey ama buna benzer işte Japonya'da metabolistler çıkıyor. Ondan sonra yani İtalya'da şurada burada futuristlerin karşılıkları var ama yani bütün bu toplumlar belli araçlara kredi veriyorlar. Bu önemli ve bunun bir yapısal karşılığı yok vesairesi yok falan. Buna benzer çok çok sayıda örnek var. Şimdi Türkiye'de toplumun bu tür şeylere açık olmaması, sadece mimarlıkla ilgili değil, sanatta, sinemada, filmde, işte gazetecilikte, başka olaylarda da bazı sınırlamalar yaratıyor. Buna karşılık başka avantajlar var. Yani bu coğrafyanın kültürel zenginliği, referanslarının zenginliği, tarihi zenginliği falan filan. Dolayısıyla yani bu böyle iyi ve kötü yanlarıyla yapılabilecek, tartışılabilecek bir konu. Yani bu coğrafyada kısıtlar var, bu coğrafyada imkanlar ve özgürlükler var. Bunların ne kadar bir araya geldiği şey. Ama mimarlık sonuç itibariyle o kadar küresel bir hal aldı ki onun içinde çok da önemli değil. Coğrafya meselesi çok önemli değil çünkü işte herkes her yerde her şeyi yapıyor. Evet. Türk mimarlar dünyada şu anda yani özellikle ben farklı coğrafyalarda görüyorum. Evet. Mesela bir Amerika'da girmek zor belki oraya çünkü farklı bir sanırım bir işte orada yaşıyor olman lazım bilmem ne yapman lazım ama işte Afrika'da görüyorum. Uzak Doğu'da görüyorum. Yani Orta Doğu'da görüyorum. Asya'da görüyorum. Ama çok Avrupa'da da görmüyorum. Yani dünyadaki literatürde yeri nasıl? Yani ya işte? Aslında Türk mimarları ağırlıklı olarak Türk müteahhitlerin gittikleri coğrafyada varlar. Evet. Onların aracılığıyla varlar. Evet. Bunların başında Rusya geliyor. Ondan sonra Türkik, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan geliyor. Yani müteahhitler yurt dışına gittiğinde Türk mimarları tercih ediyorlar. Çünkü müteahhitler bir kere çok başarılı. Birçok yerde iş yapıyorlar. Büyük bütçeli işler yapıyorlar. Türk mimarlarla daha kolay çalışıyorlar. Bir fiyat açısından zannediyorum. İkincisi de ortak tabii değil. İletişim ortak. Ama bu böyle zaman zaman işbirliklerine dönüşüyor. İşte büyük uluslararası firmalarla falan. Ama soru şuysa yani bir Türk mimar tek başına gidip hakikaten Batı coğrafyasında işte bu Amerika olsun Avrupa olsun kolay iş yapamıyor. Neden yapamıyor? Bunun bir yasal yönetsel şeyleri de var ama onlar bence çok önemli değil. Onlar aşılabilir bir şey. Ama onun dışında yani bir yerleşik bir yapı arka planda olmadığı için çok kişisel çabalara bağlı gittiği için olmuyor diye düşünüyorum. Ama bu yavaş yavaş kırılıyor. Şimdi bakıyorum mesela büyük Türkiye'deki ofisler, bazı mimarlar bu şeyi yapıyorlar. Demin senin söylediğin bazı örnek yapıları orada yaptırmak bu işte çok jeneratör rol oynayabilir. Aynen şimdi. Çok jeneratör rol oynayabilir. New York'un ortasına, Berlin'in ortasına bir Türk mimarın imzası. Bir tek o mimarı değil, bütün Türk mimarları yani, aslında. Çünkü baktığın zaman New York'a sen de biliyorsun yani bütün yapılar da böyle işte çok özel mimarlardan yani, çıkmış falan filan. Şeyi yok yani bir sürü insan bir sürü şey yapıyor. İlişkiler ve network bu dönemde anladığım kadarıyla çok çok önemli.
Onun içinde Türk mimarlarının olması gerekiyor. Evet, onlar da biraz ofisler falan açıyorlar aslında. İşte, tabii şimdi başladı Londra'da, ve devletin de ciddi bir desteği var. Evet. Yani oradaki ekonomi bakanlığı. Ya çok ilginç bir şey. Dışişleri Bakanlığı mimarları çok destekliyor. Evet. Kim o acaba? Dışişlerinde birisi mimarları çok seviyor. Ekonomi Bakanlığı ya mimarla şey yapıyor. Öyle bir evet. şey var yani. Evet Pelin, istersen ikinci soruyu da Nevzat Bey'in ikinci sorusu da mimarlık eğitiminin yapılıp edilen mimarlıkla doğrudan ve dolaylı nasıl bir ilişkisi vardır diye. Ya şimdi tabii zaman zaman bu çok genel bir eleştiri konusu oluyor. Ya siz işte eğitim ortamında dünya gerçekleriyle fazla ilgilenmiyorsunuz. İşte biraz yani öğrencilere verdiğimiz projelere baktığınız zaman hep böyle ayrıcalıklı işte kültür merkezleri, işte ne bileyim Türkiye ile Yunanistan arasında bir barış köprüsü oluşturacak bilmem ne falan. Ondan sonra yok şey hani böyle konut projesi değil yani. Bile zor anlaşılır. Gel şeyler. Şurada bir konut yap bakalım bir 500 kişinin de şey. Ama. Şimdi burada üniversitelerin eğitim programlarında öne aldıkları şey ya işte yarın çıktığı zaman hemen bir şey yapsın meselesi. Bir aslında belki de hayatında hiçbir zaman karşı karşıya kalmayacağı derecede kompleks bir düşünce sisteminin içinden geçmesini şart. Çünkü öbürü pratik hayatta birkaç günlük işte birkaç aylık diyeyim tecrübeyle hemen kapatılabilir bir şey. Dolayısıyla aslında pratik hayatta çok da karşılaşmayacağı karmaşıklıkta projelerle biz işi götürmeyi. O anlamda bir şey yok. Ama öte yandan baktığın zaman işte öğrenciler stajlar yapıyorlar. Bir kere içinde yaşıyorlar, kenti görüyorlar, inceliyorlar vesaire. Bir ilişkileri de olmaya başlıyor. Burada bilmiyorum Nevzat ne kadar onu şey yapıyor ama bir tabii mimarlık tarihi ve mimarlık tartışmalarının kendine zemin teşkil ettiği bir böyle indirgenmiş bir şey evet. var. Evet. Örnekleme alanı var. Bu aslında gerçek hayatla çok da fazla uyuşmuyor. Bir ikincisi de tabii burada kendinden menkul bir seçmecilikle aslında bunun içine girebilecek pek çok şey ihmal ediliyor. Yani baktığınız zaman uluslararası mimarlık tartışmasında işte Türkiye mimarlığı biraz Sinan, ondan sonra Sedat Hakkı Eldem işte en fazla, Turgut Cansever, bir de böyle son dönemde büyük bir iki tane ofis işte Emre'nin camisi şimdi çok bir şey popüler oldu. Murat Sancaktar Camii'nin birkaç tane yapısı falan ondan ibaret. Bunun anlamı şu değil, geride kalan mimarlıkta Türkiye'de orada konuşmaya ve tartışmaya değer hiçbir şey yok demek değil. Ama bu seçmecilik böyle bir şey getiriyor. Şimdi biz de buna katkı sağlayamazsak ve bu tanıtımı yapamazsak o zaman tabii bir teritoriyel bir şeyde evet. kalıyoruz. Abdi gazetecilikte de biraz böyledir. Biz evet. yani üniversiteyi ben iletişim fakültesinde okudum. Orada da bir formasyon verilir. Her şeyden bir parça anlatırlar bize. Yani çok da pratikle bir alakası yoktur. Ama gazetecilik biraz alaylılıktan gelir. Yani gidersin sahaya, işte bir abi vardır. Sana öğretirler bu işin nasıl yapılacağını. Üniversitedeki background'unu da orada kullanırsın. Yani iki ayrı üniversite vardır hani. Bir hayat üniversitesi ya da meslek. Biraz mimarlık da böyle değil mi yani gördüğün kadarıyla? Yani bugün çocukların önünde çok fazla seçenek var. Oturuyor mesela işte ne bileyim bilmem ne dizi filminin Amerika'daki arka planını tasarlıyor. Sanal bir şehir. Bilgisayar oyununun arka planını tasarlıyor. Ne bileyim işte gidiyor reklam şirketinde çalışıyor. Yaratıcılık vesaire falan filan veyahut da işte konut pazarlaması, iş geliştirme şu bu. Yani bütün aslında bütün bu mimarlık eğitimi sadece tasarıma kanalize olan bir şey değil. Baktığın zaman istatistiklere bizim mezunlarımızın aşağı yukarı %10'u falan böyle büro sahibi olup tasarımcı oluyor. %90'ı ya bu ofislerde çalışıyor veyahut işte başka şeyler yapıyorlar ve çok önemli şeyler yapıyorlar. İstersen bir görüntülü soruyla devam edelim. Suat Üskan'la devam edelim. Sevgili Abdi, Kale Grubu'nun desteğiyle yıllardır gerçekleştirdiğiniz Mimarlarla Konuşmalar dizisini ilgiyle izliyorum. Çok takdir ediyorum. Sana bir sorum var ama bu sorunun üç dalı var. Dilediğini seçebilirsin. Birincisi, projenin amacı 2010'lu yıllarda
Hatta 2010'lu yılların ortalarından itibaren Türkiye'de ve dünyadaki mimarların ya da mimarlık mesleğinin kayda değer oyuncularının görüşlerinin, tutumlarının belgelenmesi miydi? Bu belgelenme boyunca ikinci dalı belirli bir yöntem, belirli bir eğilim, belirli bir yönlendirme var mıydı? Projenin içinde acaba yani şu aşamalardaki, şu tutumlardaki şöyle mimarları biz alalım, inceleyelim, irdeleyelim, tanıtalım mıydı? Bunun da ötesinde bu projenin belirli bir meslek politikası yönü var mıydı? Bunu merak ediyorum. Yani bu yönlendirmenin temel amacı mimarlık mesleğini senin ya da kale grubunun beğendiği değerler çerçevesinde daha ileri götürmek üzere bir değerler sistemi, bir meslek politikası, tekrar ediyorum, var mıydı? Konularda bir şeyler söylersen sevinirim, sevgiyle. Şimdi istesek de istemesek de bunun arka planında ne kadar bilinçli olduğunu tartışırız ama bir değerler sisteminin öne alınması ve konulmasıyla ilgili bir kaygı var. Bir kere bir, nereden başlıyor? Seçilen mimarlardan başlıyor. Evet. Yani işte 40 bin küsürlük bir şey mimar içinde, mimar listesinin içinden bazı kişileri şey yapıyoruz. Bunu seçerken bu sadece senin benim arkadaşım olması meselesi değil. Türkiye mimarlık ortamında bir takım yanlarıyla öne çıkmış. Ondan sonra bu çok yapı yapmak olabilir, özel yapılar yapmak olabilir, eleştirmen olabilir, işte ne bileyim eğitimci olabilir falan filan bazı figürleri seçiyoruz. Şimdi bu figürlerin kendi içlerinde bir asla konuşulmayan ama Süha Bey'in sorusunda satır arasında referans verdiği bir değer sistemi var. Yani işte mimarlar şöyle düşünür falan filan diye mesela biz diye tırnak içinde tanımladıkları bir durum var. Evet. Aslında bunun neye karşılık geldiğini hiçbir zaman bilmiyoruz. Çünkü bunlar bir %100 de uyuşan kişiler mi? Aynı düşünen, dünyaya aynı bakan kişiler mi? Değiller. Sonunda böyle bir tür bir elitizm var ama o çok yapay bir şey çünkü karşılığı yok. Ama derinlemesine girdiğin zaman tabii asgari olarak herkesin bir özel şeyi var. Ya işte çevreye karşı, yapılara karşı daha duyarlı olalım. İşte sanata geçirgen olalım. Ondan sonra kültürün biraz daha eleştirel, yerleşik olması, farklı disiplinler şeylerden beslenmesine şey yapalım falan filan gibi. Biraz daha derine gittiğin zaman da belli bir yön gösteriyor. Ne yapılmaması konusunda da. Ya işte bu taktiklerle vakit kaybetmeyelim. Yani işte Sinan'ı değersiz kılacak şekilde böyle çok basite indirgenmiş Osmanlı Selçuklu taklitleriyle bir arayış içine girmeyelim. Gerçekten şey önemlidir, tarih önemlidir, yerellik önemlidir, kültür önemli, gelenek önemlidir ama bunun ele alınma biçimi bu değildir vesaire gibi temel şeyleri bir ortalama eksende altını çizen bazı değerleri satır arasında vermeye çalışıyor. Ama bu tabii bu 75 belki de bilmiyorum 100'e gidecek şey içinde farklılıklar olmadığı anlamına da gelmiyor ki biz aslında mümkün olduğu kadar şuna da gayret ediyoruz. Bu kişiler çeşitlensin, görüşler çeşitlensin, işte gençler katılsın, onlar katılsın falan filan ve ciddi şeyler oluyor. Yani birbirleri arasında eleştirel farklılıklar da oluyor. Ama biz genelde böyle bir hani doğrudan mesaj verme pozisyonunu seçmedik. İşte biz biraz daha geride durarak şey yapmaya çalışıyoruz, onları konuşturmaya çalışıyoruz. Başka bir soru daha alalım istersen. Belki çok özür dilerim, bunun derlenme aşamasında kitaplarda vesairede buradan bir şeyler çıkarılabilir. Yani bu aslında bu sorunun cevabı olabilecek bazı şeylerin, çalışmaların yapılmasına, yeni projelerin üretilmesine altyapı olabilecek bir başlangıç projesi. Bunun üzerine mesela çok hoş kitap yazılabilir vesaire yapılabilir falan. Biz bu projenin kitabını diziler şeklinde Eylül ayından itibaren evet, yayına başlıyoruz. Birinci yayında ilk 10 söyleşi, ikinci bölümde ikinci 10 söyleşi şeklinde. Birinci 10 söyleşiyi Eylül'de yayınlayacağız ve mimarlık haftasında da bunu tüm mimarlık ofislerine ve üniversitelerin kütüphanelerine de dağıtacağız. Evet. O yüzden de aslında bu
tüm videoların bir kitaba dönüşmüş hali olacak. Ama belki 100. bölümden sonra başka elimizdeki bütün datayı toplayıp satır aralarını okuma kitabına dönüşebilir. Evet. Belki bir sergisini bile yapabiliriz günün sonunda. Şöyle eleştiriler geliyor mesela bazı söyleşilerden sonra. Yahu sen işte bilmem kime şu soruyu sormadın. Sıkıştırabilirdin, bir fırsat vardı, sıkıştırmadın. İşte ne bileyim şöyle oldu böyle oldu. Şimdi bu programın temel derdi o değil. Evet. Temel derdi yani böyle kişilerle eleştirel yaklaşmak da değil. Yani daha doğrusu eleştiriyi daha üstü tutmak. Anlamda bir böyle durumu anlamaya yönelik, ayırt etmeye yönelik bir şey olarak. Yoksa bir şey değil, işte o yapılmayacak bir şey değil ama yani bizim derdimiz tekil binalar değil. Bu konuşmalardan daha böyle hani genel şeyler üretmek. Han Bey'in sorusuyla devam edelim isterseniz. Han Tümertekin demiş ki, bu kadar çok mimarla görüştükten ve konuştuktan sonra senin mimarlık yapma şeklinde bir değişiklik oldu mu? Ya şimdi elbette bir kere hani bu konuşmanın ötesinde hayatın doğal akışı içinde çok etken var. Her dakika bir şey seni etkiliyor. Gördüğün bir şey, rastladığın bir insan, okuduğun bir kitap. Ondan sonra bu söyleşiler de öyle parçalar. Evet. Ve bunların hepsi aslında senin bir şeyleri yapma, hayata tutunma biçimini, yaşama biçimini etkiliyor. Hani ne kadar radikali değiştiriyordur onu bilmiyorum. Doğru. Çünkü baktığım zaman sonuçta bir bu değişim kaçınılmaz olan bir şey ama bir kırılma noktası getiriyor mu getirmiyor mu meselesi farklı. Değil. Öyle baktığın zaman ben hani şunu görüyorum. Ben hani biraz daha bu ana eksen meselesini takmamayı öğrendim. Tırnak içinde kullanıyorum. Ana eksenden kastım. Ana eksen ya güncel işte ortamın kendiliğinden meşrulaştırdığı, çok kez tekrar etmekle bir değer atfedilen örnekler var. Binalar var, mimarlar var. Bunlar böyle çok önemli gibi, güncel gibi, moda gibi işte görülüyor insanlar tarafından. Tersten gittiğinde de bunlarla angaja olmadığın zaman güncel dışı kalmışsın, moda dışı kalmışsın gibi bir izlenim oluşmaya başlıyor. Ve bu aslında o kadar hızlı değişiyor ki yani Instagram'da akan imajlar, internette akan imajlar falan. Bir yapı sadece çok kez tekrar ettiği için ne olduğunu bile bilmediğin halde bir böyle must et, önemli bir yapıymış gibi kendini gösterebiliyor. Her şey için, müzik için de geçerli, başka şey için de geçerli. Şimdi bunlara bir mesafeyle yaklaşmayı ve bunlardan böyle çok fazla etkilenmemeyi öğreniyorsun. Bu çok önemli bir şey. Çünkü aslında yani bu tüketim toplumu, işte medya toplumu vesaire ortamlarının doğal sonucu. Evet, Pelin bir istersen görüntülü bir soruyla devam edelim. Kim var sırada? Şimdi Cem Sorguç bir soru sordu size. Evet, izleyelim istersen. Herkese merhaba, Cem Sorguç ben. Sevgili Abdi. Öncelikle eline sağlık. Bu kültür tarihinin içerisine şahane bir veri yükledim. Devamlı geleceğini ümit ediyoruz, bekliyoruz. Birçok mimarla sohbet ettim. Bundan karşılaştırmalı bir mimari çıkabilir mi? Onu merak ediyorum aslında. Buna bağlı tali sorum ise şu, konuştuğum kişiler, mimarlar veya teorisyenler, muhtelif kuşaklardan, ülkelerden, coğrafyalardan, eğitim ve ekolden kişilerdi. Onlarla sohbet ettin, söyleştin. Bunun içerisinde mesleki deneyimler kadar, bunun dışındaki bir takım tecrübeler, hayatlar ve şu bu da içeriyordu bu sohbetler veya ikili ilişkilerde birbirleriyle ilişkiler, insani ilişkiler, ortaklık ilişkileri. Bunların bir kısmı aleni, bir kısmı gizli olarak da bu geçmişe dönük de bir takım izler veriyordu açıkçası. Senin de bu deneyiminden dolayı ve yoğun da deneyiminden dolayı mimari üzerinde iş yapma ve bunu sonlandırma farkı ve mimari tarihçiler üzerindeki etkenlere dair ortaya bir şey dökülüyor mu? Bunu merak ediyorum aslında. Birikim önemli. 75 sayısı. Belki çok sayıda mimarla konuşma şansı oldu.
Bunlar için de ciddi radikal işte eğitim farklılıkları, kültür farklılıkları, iş yapma biçimi farklılıkları var. Ama genel olarak bakacak olursak sanki böyle bir 3-4 kategori görüyorum ben. Bir tanesi büyük ofisler. Bunlar uluslararası da iş yapan çok kişinin çalıştığı biraz böyle bir uluslararası modelleri kendine örnek almış. Biraz onlar gibi çok ortaklı falan olmaya çalışan işte Tabanlıoğlu, Emre Arolat'ın son dönemdeki büyümesi, Murat Kader'in ofisi falan gibi. Hatta bazıları beni de şaşırtan büyüklükte ofisler var. İkincisi öbür uçta çok butik ofisler var. Böyle kendi işte iddialı entelektüelliği ve böyle gayretiyle mimarlık ortamında bir şey yapan, kendisi şey yapan böyle çok küçük ama çok etkili ofisler var. Bir de arada kalan işte böyle 15-20 kişilik falan filan ofisler var. Şimdi işler açısından baktığın zaman da gene kategoriler var. Bazı büyük projeler var. İşte ne bileyim bilmem kaç bin konutluk işte ne İstanbul'daki konut projeleri, ondan sonra şeyler, özel oteller, hastaneler bilmem neler. Bir de böyle hani evler, ondan sonra açık alan düzenlemeleri, bir küçük heykel. Yani bir de böyle bir şey var. Ondan sonra şey açısından baktığın zaman da yani işte uluslararası olma, onlarla entegre olma vesaire falan. Tabii sadece mimarlarla konuşmuyoruz. Bunun için de akademisyenler, duruşları farklı farklı olan falan. Bütün bunlar bir araya getirip kolay karşılaştırılabilir şeyler değil. Ama sonuçta bu programın da hedeflerinden birisi bütün bu yelpazenin içinde duran farklılıkları bir arada şey yapmak. Fakat ilginç olan Cemeşe için aslında bütün bunlar kendilerini benzer şekilde temsil ediyorlar. Yani mimarlığın böyle ayrıcalıklı ve özel bir noktasında durduklarını kendi inançları doğrultusunda anlatmaya çalışıyorlar. Bu da doğal bir şey. Sen buna inanmıyorsan zaten bu işi severek yapma imkanın yok. Ha bu ne kadar satın alınabilir bir şeydir bilmiyorum. O yani tabii izleyiciye bağlı olan bir şey ama işte yani hepsinin bir değeri var. Sonuçta Türkiye'de büyük proje yapmak önemli bir şey. Özel proje yapmak önemli bir şey vesaire. Birkaç soru daha alalım Birkaç istersen. Birkaç sorumuz daha var. Uğur Bey'in, Uğur Tanyeli'nin sorusunu yönelteyim. O da ikinci konuştuğumuz kişiydi. Evet. Şeyde. Uğur Bey diyor ki sevgili Abdi Güzar, mimarlık üzerine ve mimarlarla yaklaşık 80 kadar söyleşi gerçekleştirdikten sonra bugünkü Türkiye'de hep aynı sözlerin, saptama ve yakınmaların tekrar tekrar yenilendiğini düşünmüyor musunuz? Evet. Hep böyle miydi yoksa son yıllarda özgül bir söz kıtlığı mı var? Bu aslında sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Yani bir böyle... Ne tür yakınmalar var artık yani? Neyi yani kastediyor Uğur Bey? Bir özgün bir söylem, işte bir özel bir yaklaşım biçimi, işte ne bileyim ideolojik veyahut işte felsefi, sosyal arka planı olan bir yaklaşımdan ziyade daha çok böyle gündelik sorunlar üzerinden mimarlığı konuştuğumuz ve benzer şekilde konuştuğumuz bir durum. Yani farklılıklara açık bir şey çıkmıyor gibi bir şey var. Ki işte yani mesela Fuksas'la yaptığımız söyleşi de belki hatırlarsın, o da onu söylemişti. Ya bu mimarlık da aslında her 10-15 senede bir farklıymış gibi benzer şeyleri sunarak ondan sonra şey. Şimdi bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Yani bu güçlü tüketim toplumu olgusu, İşte inşaat, bunun sermaye ile olan ilişkisi vesaire belli bir tür şey paylaşıyor. Yapım süreci, tasarım sürecini dikte ediyor. Elbette bunun dışına çıkılabilir ama bunlar böyle minör şeyler. Çoğu işte mimarların anısıyla, şusuyla, busuyla veya küçük çabalarla yapılan radikal bir dönüşümden işte demin bahsettiğimiz böyle Arkigram gibi birisi çıkacak. İşte böyle bir sosyal ütopyacı bir mimarlık grubu, yeni bir dünya kuruyoruz, yeni bir düzen kuruyor, yeni bir kent kuruyoruz vesaire diyecek bir ortam yok ortada. Yani bunlar olabilir belki ama bunlar da benim söyleşi yaptığım, işte her gün büro yürüten mimarların içinden değil, belki daha akademide işte veya işte gençler arasında. Yani bir Ayn Rand çıkmayacak. Ayn Rand çıkmayacak, evet onu söylüyorum. Yani böyle bir şey var. Şimdi onun için bu benzerlik normal. Bir tek şurada şunu atlamamak lazım. Yani bütün dünyada böyle acayip şeyler oluyor da bir tek Türkiye'de
olmuyor gibi bir şey yok. Çünkü en işte böyle dünkü söyleşimizde işte şeyin de aynın da söylediği ya işte hani şikayet ettiği daha doğrusu bir sürü şey bizim Türkiye'deki mimarların da şikayet ettiği şeyler. Ya yani öne çıkardığı konular onların da öne çıkardığı konular. Yani dolayısıyla bu söylem meselesi çok önemli ama bunun arka planı mimarlıkla ilişkili ve mimarlık kaynaklı değil. Yani bunu destekleyecek politik, ekonomik, sosyal, kültürel, ideolojik bir şeyler olacak. Bunlarla beraber bir işte şey olacak ki bu da dönüşebilsin. Yoksa hani mimarlar bir gün oturdu kalktı sabah böyle çok iyi bir fikrim var. Abi hadi gel. Ya bu biraz hani şey ya olabilirdi ama şeye çok katılıyorum. Tabii yani zaman içinde tekrar eden bir şey var, kısır döngü var. Bunu iyi anlamak ve çok uzun tartışmak lazım. O konuda hak veriyorum ama yani bu hani sadece bizim programa, Türkiye'deki mimarlara veya bunun ele alınışına yönelik bir şey değil. Belki şey yapılabilir. Yani daha ekstrem sorularla bir şeyler zorlamayla ortaya çıkarılmaya çalışılabilir ama bu programın da çerçevesi daha böyle işte bir dokümantasyon ve şey olduğu için ona girmiyoruz. Bazı başka isimler zaman zaman çağrılabilir belki. Şimdi Zaha Hadid'de çalışan Saffet vardı biliyorsunuz. Saffet Zaha Hadid'den. Evet, Saffet ölmeden ya. Önce ayrıldı ve işte özel nedenlerden dolayı gitti Kıbrıs'a yerleşti. Evet, ve Saffet Kıbrıs'ta da boş durmadı. Orada acayip güzel işler yaptı yani. İşte bir kampüs dizayn etti, yeni şeyler yapıyor. Evet. Ve ben şunu gördüm. Gittik birkaç tanesini de gezdirdi bana. Dedi ki bak işte buraya yaptık işte. Bu şöyle proje, böyle proje. İster yani şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani pek çok ülke tarafından tanınmıyor. Yani uçak inmiyor yani Türkiye dışından. Bir uçak indiremiyorsunuz. Güney taraf Avrupa Birliği'de. Fakat Saffet'in orada yaptığı binalar bence literatüre girebilecek kadar önemli binalar. Yani önümüzdeki günlerde. Şöyle bir yere gelmek istiyorum. Uğur Bey'in sorusuyla da şey yapayım. Şimdi yakınmak, tamam yakınsın insanlar. Benzer dertlerden, şeylerden yakınıyoruz ama iyi mimarinin de sence dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın bir karşılığı var mı? Yani bir şekilde yer buluyor. Artık biraz daha mekansız, zamansız bir şeyde mi yaşıyoruz ya da burada da networking mi çok önemli mesela değil mi? Bodrum'da bir ev yaptın. İşte Faydon Atlas'a girebiliyor mu bu? Ya da buna girmesi için başka ilişkiler mi gerekli? Kesinlikle yani bu çok önemli söylediğin. Ben bir kere iyi mimari dünyanın neresinde olursa olsun iyi mimaridir ve şey yapılabilir. Ama bunu ben fark edebilirim. Birisi fark edebilir ama bunun dünyada ses getirebilmesi başka ilişkiler sürecine ve şeye bağlı. Bazen tesadüfi, bazen de çok bilinçli bir şekilde. Yani şöyle bir şey var. Şimdi bakın ben yıllar önce bir nedenle gene Süha Bey'in davetiyle şeye gittim, Pakistan'a gittim. Ağa'nın bir sunumunda. Evet. Orada şöyle bir laf ettim. Ya dedim ki Ağa'nın ödüllerinin tabii çok değerli ve çok önemli vesaire ama aslında şöyle bir şey görüyorum. Biraz böyle bir arka bahçede oynama durumu var. Diyorsun ki işte İslam ülkeleri veyahut İslam ülkelerinde yapılmış şeyler falan. Ya iyi mimarlık iyi mimarlıktır. İster İslam ülkesinde yapılsın, ister az gelişmiş, ister çok gelişmiş, evet, ister Batı ülkesinde yapılsın. Tam onu söylemek istiyorum yani. İyi mimarlıktır. Niye bunu böyle bir ya işte biz kendi bahçemizde bir ödül programı yapıyoruz. Bunun kökenleri şeye gidiyor. Yani Sir Banister Fletcher, mimarlık tarihi yazımcısı, onun bir ağacı vardır. Belki şeyde de gösteririz arka planda o ağacı. İşte bir sürü mimarlık dalları ve eğilimleri var. Bütün bunların içinde Orta Doğu mimarlığı mesela bir işte kum mimarlığından şeyle işte bir isim vererek bir daldır tek başına. Yani der ki ya asıl gövde ve dallar batıda oluşmuş ve şey olmuş. Onun içinde de bazı ufak tefek şeyler var falan. Şimdi bu bakış aslında tabii doğu batı meselesi değil. Ama ekonomik, kültürel ve sosyal olarak güçlü coğrafyaların yarattığı bir baskınlık var. Onun altında yani siz bazı isimleri çok öne çıkarak görüyorsunuz. Bazı isimlerin
hiçbir anlamı ve değeri olmuyor. Bu onların kötü mimarlık yaptığını. Yani burada diyelim, yani burada ya da başka bir yerde iyi bir yapı olduğu zaman dünya mimarlığı bunu görüyor mu ya da görmesi için bir networking ya da bir farklı ilişkiler ağı gerekiyor. Kesinlikle bence ihtiyaç var. Yani, ben, bunu kim yapıyor? Bunu kişisel mimarlar tek başlarına mı yapıyorlar yoksa bir bir kurum mu yapıyor, şey mi yapıyor? Bu biraz değişmeye başladı. Yani şu medyanın yeni yüzüyle pek kolay kontrol edilemez hale geldi. Bu bence önemli. O da yeni açılımlar getiriyor. Yani sizin beklemediğiniz bir takım yapılar birdenbire pop-up edip ortaya çıkarken beklediğiniz bir takım yapılar da kaybolabiliyor. Eskiden öyle değildi. Evet, Pelin kaç, 2-3 mimar arkadaşımız daha var. Kim var sırada? Enis Öncüoğlu var. Enis Bey demiş ki herkes bir konuda fikir sahibi olabilir ama konuşulanı dinleyip söz sahibi olmak hepimizin becerebildiği bir şey değil. Hele otorite olmak ise apayrı bir mevki. Bugün bulunduğunuz yerden baktığınızda bunun atalarınızdan gelen aileniz ve çalışma ortamınız ile gelişmiş ve karakteriniz ile aynı istikamette de ilerleyen bir mevki olduğunu düşünüyorum. Siz bulunduğunuz bu otorite olma ama bunu iyi bir iletişim ile geniş bir kesilme diyalog halinde olabilmenizin altında yattığını düşündüğünüz nedenleri gençlere örnek olması açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ne biçim sormuş ya? Öyle bir soru sormuş ki abi yani şunu anlamak zaten bir zamanını alıyor yani. Şimdi herkes geriye alıp bir daha izliyorlar. Geriye alıp bir daha. Bu mimarların zaten böyle bir alt bir dili var. Arasında bir şeyler anlatıyorlar. Ben anlamıyorum yani. Ben sosyoloji eğitimi aldım. Anlayana kadar bir 5 senemi harcadım. Gerçekten. Bir de mimarlar mimarlarla böyle doğru, konuşuyorlar. Doğru. Mimarca konuşuyorlar yani. Elinsin evet. Burada alt herhalde şeyleri var. Ya şimdi şöyle bir şey tabii. Yani ben ya benim biraz eleştirel kültüre açık bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Yani özel bir ilkokul, Çankaya İlkokulu'nda okudum. Devlet ilkokuluydu ama eğitim sistemi farklı. Anadolu Lisesi ilk Anadolu Lisesi'dir aşağı yukarı Türkiye'deki. Hakikaten böyle bir özel grupla beraber oldum. Ondan sonra ve ODTÜ tabii böyle bir ortam. Bunun bir etkisi var. Yani aile diye bunu mu kastediyoruz? Yoksa işte benim rahmetli babam hukukçuydu mesela. Hiç mimarlıkla alakası olmuyor. Ben de şey bekliyorum. Bir paşa mıydı? Bir şey miydi? Öyle bir sormuş ki Enis yani. Sizin biliyorsunuz saraydan gelen bir aile var falan. Öyle bir şey bekliyorum yani. Benim dedesi falan da önemli isim. Şimdi burada öyle bir şey var ki yani sonuçta içinde olduğunuz kültürel ortam insanı çok etkiliyor ve dönüştürüyor. Bu anlamda mesela şöyle bir şey vardır. Ya benim İngiltere'ye gitmem işte orada bir doktora öncesi çalışma yapmam falan hakikaten bazı şeyleri etkilemiştir. Ama şunu söyleyeyim sonuçta ya bu eleştirel ortama ne kadar geçirgen olduğunuzla ilgili bir konu. Otorite olma meselesi Türkiye'de çok tartışmaya açık bir mesele. Çünkü sonuçta siz ne kadar etkilisiniz ve sizi kim ne kadar dinliyor şeyi önemli. Yani, ama siz çok popüler bir isimsiniz. Yani, mimarlık ortamındaki ama hemen yani herkesin tanıdığı bir etki şeyi yani tabii öğrencilerle, eğitim süreciyle vesaireyle ilgili olarak var ama. Ama sadece kendi öğrencileriniz değil herhalde sözünü ettiğiniz. Değil, kapsamı daha geniş olmalı. Değil. Hatta şunu da söyleyebilirim yani kendi öğrencilerimden çok son dönemde ben başka üniversitelerdeki öğrencilerle diyalog halindeyim. Ama işte kendi derslerim vesaire de var ama yani sonuçta bunun böyle bireysel çabalarla ondan sonra kişilere bağlı olarak falan olması bu bir kültürel ortam. Bunun içinde işte herkesin bir payı çabası katkısı oluyor. Ona ne kadar geçirgen olabilirseniz o kadar da etkili oluyorsunuz. Belki öyle demek lazım. Soru neydi diyeceksin. Enis anladıysa tamam ben geçiyorum ya. Enis tatmin olmadı bence bu soru şeyden ama. Evet Melkan vardı herhalde. Melkan Gürsel. Mimarlık pratiğiyle mimarlık kritiği ve teori üretmek arasındaki bağ sana göre nedir? Tasarım ve inşaat süreçleri bundan nasıl etkileniyor diye konuyu başka bir tarafa taşımış. Ya aslında bu soru çok önemli. Şunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de tabii mimarlık eleştirisiyle, mimarlık eğitimiyle ilgilenenler genellikle fiziksel ve işte başka sorunlar nedeniyle çok da yapı pratiğiyle ilgilenmiyorlar. Yani ben de tasarım yapıyorum ama çok zor koşullarda yapıyorum. Çünkü sonuçta ben üniversitede öğretim üyesiyim, kendi bir şirketim yok. Ve genellikle işte hep
ya birileriyle beraber bir iş yapıyorum veyahut işte bir danışmanlık veya üniversite bağıyla iş yapıyorum. Bunlar kolay süreçler değil ama öte yandan şuna çok inanıyorum. Yani mutlaka bir üniversitede özellikle tasarım dersi veren birinin bu sürecin içinde olması lazım. Yani işte konservatuarda hoca olan birine ya sen hiçbir şey çalma söyleme veya işte güzel sanatlarda hoca olan birine ya sen resim yapma öğret ama falan diyemeyeceğin gibi veya işte ne bileyim bir tıp hocasına ya sen hastaneden uzak dur diyemeyeceğin gibi mimarlıkta da mutlaka ki yurt dışı pratiği de böyle. Ya bizim konuştuğumuz yabancı mimarların hemen hemen değil hepsi bir yandan da bir yerlerde ders veriyorlar, hocalık yapıyorlar. Hatta aralarında işte dekanlık yapan, yöneticilik yapanlar var. Bu iş biraz böyle yükseliyor. Türkiye'deki en önemli sorunlardan bir tanesi akademi ile pratik arasındaki bu keskin ayrım. Her alanda da her alanda var aslında ama yani bunu ben hani ya suyu çıksın işte herkes iş yapsın, şu olsun, bu olsun diye söylemiyorum. Şimdi tersten gittiğinde de özellikle sadece Türkiye'ye özgü değil, bütün dünyada bir böyle sonradan meşrulaştırma meselesi çıktı. Yani şunu söyleyeyim, yapılan bir işe tabiri caizse belki tırnak içinde söylemek lazım. Akademik bir kult takılıyor sonradan. İşte onunla ilgili metinler yazılıyor, metiyeler düzülüyor, bir şeyler oluyor falan ama bu hakikaten acaba bir tasarım sürecinin parçası mı değil mi? Bunu anlamak herkes için kolay değil. Evet Pelin, son sorum bu. Son. Kerem Erginoğlu'nun sorusu. Erginoğlu çalışlar ikilisinden evet, Kerem Erginoğlu. Kerem Erginoğlu demiş ki sevgili Abdi bir koltukta birçok karpuz taşıyorsun. Evet. Mimar kimliğinle ODTÜ'nün önemli hocalarından birisin. Öte yandan mimarlık pratiğinin de içindesin. İşverenle ilişkiler, tabii ki ticari gerçekler, idealist akademik ortam arasında mimarlık yapmak ne gibi zorluklar getiriyor? Bazen öğrencilerinin de eleştirileriyle karşılaşıyor musun? Elbette bir kere müthiş bir sınırlama getiriyor. Yani ben böyle her işi yapabilir konumda birisi değilim. Çok seçerek az sayıda muhtemelen fazla seyahat gerektirmeyen yapılar ve son dönemde de eskiden biraz daha belki daha fazla şey yapabiliyordum, enerjiktim ama şimdi daha çok eğitim ve kültür yapıları üzerine yoğunlaşmış vaziyetteyim. Okul yapıları yapabiliyorum. İşte müzeler vesaire falan oluyor ara sıra. Veyahut da işte özelliği olan yapılar oluyor. Yoksa böyle büyük ölçekli ondan sonra ve dünkü söyleşide işte müşavirlerin girdiği şey işte rakamlarla denetlenen falan proje süreçleri içinde yer alamıyor. İkinci konu da şu. Ben bunu şöyle aşmaya çalışıyorum. İşbirlikleriyle. İşte ne bileyim Zafer Koleji'nde Emre ve Fatih'le gençlere aslında fırsat veriyorsunuz. Yok mesela Hüseyin var, Bütüner o da hani benden genç ama yaşıtım sayılır. TED Üniversitesi'nde onunla beraber çalıştık. İşte kolektif benim, çalışmaları çok açık bir yapımız var. Murat ve Amanda ile beraber bir okul yaptık. Oğlum ve gelinim ondan sonra yani onlarla bir şey oldu. Yani başka beraberlikler de elbette oluyor ve sonuçta yani bunlarla mesela o zorluğu bir şekilde aşmaya çalışıyorum. Şeyde eleştiri meselesine gelince tabii ki öğrencilerimin ve gençlerin çok sayıda eleştirisi oluyor. Bunu yani bir şey yapmak, bir kere yani eleştirel bir kültüre geçirgen olmak lazım. Bu çok önemli. Ama eleştiriyi şöyle anlamamak lazım. Eleştiri, ki benim hani tezim mezim de bu konuda çok da böyle şey hassas olduğum bir konu. Eleştiri aslında durumu anlamaya dair, ayırt etmeye dair, farkında olmaya dair bir süreç. Yoksa yani işte olumlu veya olumsuz diye klasifiye etmek, ötekileştirmeye yönelik bir süreç değil. Evet yavaş yavaş programı toparlayalım istersen. Son bir sorun var mı Pelin? Yoksa sabaha benim kadar konuşalım. Benim içinizde aslında sorun var. Öncelikle hocam size sorayım isterseniz. Türkiye'den önümüzdeki 20 yılda bir Pritzker çıkar mı? Evet. Tabii Pritzker nedir diye belki birkaç izleyicimiz merak edebilir. Mimarinin Oscar'ını. Aynen öyle. Evet. Çok Oscar doğru ödülleri. Tarif. Ya çok zor kestirmek. Çıkabilir de çıkmayabilir de neden zor diyorum. Ben bu süreçlerin sadece mimarlığa dair, üretilen ürüne dair süreçler olmadığını, arka planında işte bu tanıtım, network, bir faaliyetim bir sürü şeyin de olduğunu düşündüğüm için
bunu kestirmek hiç kolay değil. Yoksa yani bu sadece Türkiye'nin, Türkiye'deki mimarların dinamikleriyle ilgili bir şey değil. Bir sürü başka şeye de bağlı olan bir durum. Çıkabilir de çıkmayabilir de. Önemli mi? Yani hem önemli hem değil. Yani sonuçta baktığın zaman elbette yani Türkiye'den birinin bir büyük ödül alması hepimize gurur verir ama almadığı zaman da bu her şeyin çok kötü olduğunu göstermez. Evet. Cüneyt'ciğim, sana da sorum. Mimarlığa ilginin bu kadar yoğun olması ve mimarlığı bu kadar sevmenin özel bir sebebi var mı? Neden sen mimarlığı bu kadar çok seviyorsun? Vallahi ben aslında Abdi Hoca'nın öğrencisi olmayı hayal ederek okudum. Fakat matematikte çok kötü olduğum için olamadık yani. Mimar olmak isterken kendimizi gazeteci olarak bulduk. İyi ki de bulmuşuz ama. Tabii şimdi mimarlıkla ilgili programlar yapıyoruz. Ara sıra bu programların ana akım medyada yöneticiler tarafından mesela ilginçtir hani siyaset yapıyorsunuz. A siyaseti, B siyaseti. İnsanlar şey yapıyorlar ya, önemli değil. Mimarlık programlarının izlenmeyeceğini düşünüyorlar mesela. Evet, doğru. Böyle bir ön yargı var. Doğru. Yani insanlar hani yaşadıkları binaların, okudukları okulların pek farkında değiller. Yani bir öyle bir bilinç yok bizde. Yani oysa onun, en büyük yatırımlarını konutlarına yapıyorlar. Herkes bakın, hayallerini bakın onlar yani besliyor. Şu konut sektörü, tüketim şeyi onda. Herkesin hayatının içinde. Aslında çok da ilgilerini biz, çekiyor biz insan. Sadece müteahhitleri tanıyoruz. Yani sadece müteahhitlere referansla bir sürü projede mimarlar da bilinmiyor. Şimdi daha yeni yeni son birkaç yıldır işte mimarların popüler adı küçük küçük yazılmaya başlandı. İşte bu da bunun projesi, bu da bunun projesi diye. Hafiften acaba böyle de ev satabilir miyiz diye deniyorlar ama başarıya ulaşmış da değil. Şimdi mimarlar da benim çevremde de bayağı mimar arkadaşım da var. Yani bu mimarların huyunu suyunu da seviyorum ben. Hepsi böyle bir cins oluyor bir defa Aktör Hocam. Yani seni bir kenara koyuyorum ama çok yakın arkadaşlarım da var yani. Hani mesela ben bir ev yapıyorum, bir mimar arkadaşımla çalışıyorum. Yani bin dereden bin su getiriyor yani. Artık böyle boğmak istiyorum adamı yani. Yeter artık yani. Seninle artık hiçbir şey yapmak istemiyorum falan. Muhtemelen, hayır yapacaksın diyor muhtemelen mesela. Muhtemelen izleyecek bu programı. Muhtemelen ya. O da izliyordur şimdi yani. Bırakmıyor yani şey olarak da. Ama yani bir zor bir mesele. Hayata bakışları. Bence mimarların bu alt dilinin aslında bir yaşam biçimi, yaşam kültürleri, hayata bakışları. Bana çok naif geliyor. Yani benim kafama çok uygun geliyor. Bir de ya bazı meslekler var şimdi. Gazetecilik diye meslek yapıyorsunuz. Herkes gazeteci olabiliyor yani. İşte bakıyorsunuz şarkıcı da gazeteci olmuş, türkücü de gazeteci olmuş, öbürü de gazeteci olmuş. Şimdi mimarlık olsun. Bir tek mimarlığı hani çok farklı bir yere koymak istemiyorum. Doktorluk olsun. Ne bileyim bir taş ustası olsun. Şimdi bunlar o kadar somut bir şey yapıyorlar ki yani. Bir bina yapıyor ve görüyorsunuz yani. Önünüzde bir şey çıkıyor. Ya da bir adam geliyor, bir doktor geliyor, bir insanı iyileştiriyor. O yüzden ben bu meslekleri biraz daha daha kutsal meslekler olarak görüyorum. Yoksa şimdi herkes işletmeci abi işte ne yapıyorsun? Fon yönetiyorum. Neyin fonunu yönetiyorsun? Ya bizim para vardı işte arada biraz biriktirmiştik. O yani fon oymuş yani. Yani şey fonda değil abi. Oysa öbür tarafta adam bina yapıyor. Yaptın mı yaptın? Ha gördüm. Ya her şeye rağmen ben mimarlığın daha fazla hayatımızda yer alması gerektiğine inanıyorum. O yüzden de elimden geleni ardıma koymamaya çalışıyorum. Peki her programın bir sonu var. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz yani. Aynen. Hem böyle bize şeyini konukseverliğini gösterdi, evini açtı. Herkes birbirine teşekkür ediyor. Kameraman arkadaşlar size teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki siz izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar ben mimarlık programlarını Kale Bodur'la mimarlığı bir sloganla bitiriyorum. Bu programı da öyle bitireyim. Mimarlıkla kalın, esen kalın. Çok teşekkür ederim. Evet, güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ederiz.